Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte basit bir hesap makinesi uygulaması yapacağız. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabilecek. Hadi başlayalım. İlk sayının girişini yapmak için bir metin kutumuz olsun. Txt sayı 1 diyelim. Txt sayı 1 eşittir. Şimdi bu nesnemizin sola olan mesafesi 20 piksel olsun. Yine bu nesnemizin yukarıya olan mesafesi de 50 piksel olsun. Nesnemizin başlığı sayı 1 olsun. Metin kutusunun içerdiği metinde sıfır olsun metin olarak. Kullanıcı burada matematiksel hesap yapmak istediği ilk sayının girişini yapacak. Biz de buradan alacağız. Şimdi matematiksel hesaplama yapmak için iki sayıya ihtiyacım var. O zaman bir metin kutusu daha oluşturalım. Ona da sayı 2 diyelim. Bunun hemen hemen aynısı olacak. Hepsini kopyaladım. İsmini değiştirdim. Sayı 2. Bunun da içeriği 0 olsun metin olarak. Sadece yukarıdan olan mesafe farklı olacak bunda. Şu noktaya kadar çalıştırdığımızda iki nesneyi üst üste koyuyor. Ben bu nesnenin altında olmasını istiyorum. Sayı 1'in yukarıya olan mesafesi artı yine tekste sayı 1 nesnesinin yüksekliği artı 40 pikselde boşluk olsun. 40 piksel boşluk bırakmazsam ne olur? Yukarıya olan mesafesi artı yüksekliğinden hemen sonra geliyor ikinci nesne. 40 pikselde boşluk bırakıyor. Başlıklar hesaplanmıyor. Bu nesnede yükseklik verilirken ve konumlandırılırken. Matematiksel işlem yapacağız. 4 matematiksel işlem var. Bunların her biri için bir buton oluşturmak istiyorum. Dört işlem için 4 buton oluşturdum. İlk butonumu oluşturdum. Sola olan mesafesi 20 piksel olsun. Üzerinde yazan metin topla olsun. Yukarıya olan mesafesi için ikinci metin kutusunun ismini kullanacağım. İkinci metin kutusunun yukarıya olan mesafesi. İkinci metin kutusunun yüksekliği de toplayalım. Ve biraz da boşluk bırakalım. Diğer butonlara devam edelim. Buton çıkar. Sola olan mesafesi
Bunun yanında olmasını istiyorum. Topla butonunun sola olan mesafesi artı genişliği artı boşluk. Buton çıkarın yukarıya olan mesafesi ise buton toplanın yukarıya olan mesafesiyle aynı olsun. Buton çıkarın metni çıkart olsun ve rengi de domates rengi olsun. İki tane daha butona ihtiyacım var. Çarpmayı da toplanın altına koyalım. Nasıl koyacağız? Buton çarp eşittir create buton çarp nokta sola olan mesafesi buton topla ile aynı olsun. Yukarıya olan mesafesi ise buton toplanın yukarıya olan mesafesi buton toplanın yüksekliği ve 10 pikselde boşluk. Bu düğmenin üzerinde yazan metin ise çarp olsun. Rengi de açık gri olsun. Buraya da bölme butonunu koyalım. Buton böl eşittir. Buton nesnesini oluştur. Buton bölün yukarıya olan mesafesi buton çarpla aynı. Oradan alabiliriz. Buton bölün sola olan mesafesi de buton çıkar ile aynı olur. Buton bölün üzerinde yazan metin böl ve buton bölün rengi de açık gri. Yapılan işlemin sonucunu göstermek için bir metin kutusu daha oluşturalım. İsmi txt sonuç olsun. Çarp butonunu hemen altında olsun ve arasında 40 piksel boşluk bırakın. Sola olan mesafesi çarp ile aynı. Çarp butonunun yukarıya olan mesafesi artı çarp butonunun yüksekliği artı 40 pikselde boşluk. Bir başlık yazalım. Şimdi
Her bir işlemi yapan birer fonksiyon oluşturacağım ve bu butonlara bağlayacağım. İlk fonksiyonum toplama yap. Bu fonksiyonlar parametresi olarak çalışacak. Çünkü bilgileri nesnelerden alacağım. Bu nesneler değişiklik göstermeyecek. Sonuç metin kutusuna yazılacak. Bunun text özelliğine sayı 1'in text'i sayıya çevrilmiş olarak artı yine sayıya çevrilmiş olarak sayı 2'nin text'i. Toplama işlemi bunun sayıya çevrilmiş haliyle bunun sayıya çevrilmiş haliyle toplayıp sonucun içerisine yazan bir fonksiyon. Bu fonksiyonu da buton topla nokta üzerine tıklandığında çalıştır. Deneyelim. 40 15 topla. Sonuç 55. Diğer işlemler için de yapalım bunu. Hatta kopyalayalım. Çıkarma yap. Aynı metin kutularının içeriğini bu sefer çıkartacak. Çarpma yap. Ve bölme yap. Deneyelim. 40, 15 topla, çıkar. Çalışmıyor çünkü butonlara bağlamadık. Buton çıkar nokta. On click. Ne yapacağız? Çıkarma yap. Fonksiyonunu çalıştıracağız. Buton çarp nokta. On click. Çarpma yap. Fonksiyonunu çalıştıracağız. Bunun üzerine basınca da bölme yap fonksiyonunu çalıştıracağız. Evet.